Yeni bir günden herkese merhabalar. Bakın bugün bizim karman çorman bir annemi gösteremiyorum öne açık. Şimdi annem geldi. Daha doğrusu o bütün işlerini halletmiş. Biz Samir'e bugün miskin. Ben çamaşır attım o uyanana kadar. Çamaşır kuruttum. Öyle uzandım. Şimdi annem geldi. İkimize birer Türk kahvesi yaptım. Şimdi kahvemi içmeden önce hızlıca şu şeyi yiyeceğim. Kahvaltı yapmadım. Rus buğdayı, greçka diye geçiyor. Greçka, kara buğday. Yoğurtlu pul biberli greçka yiyeceğim. Sonra meyve koydum böyle ortaya, kiraz, armut, erik. Hani bu erikleri nereden sen getirmiştin? Var ya, Çok güzel ama. Sami'ye de şöyle hızlıca bir kahvaltı tabağı, meyve suyu, bir de annemin. Şunların güzelliğine bakın. Aynı kadar yumuşacık anne ya. hamur kaldı, o Hamburger ekmeği pidelerden. gibi. Bir malı pide yaptım ya, onlardan hamur kaldı. Ben de tepsiye yuvarladım, onları attım. Valla böyle bugün böyle karman çormanız yani. Kahvemi içiyoruz, meyve mi yiyoruz, yoğurt mu yiyoruz, kahvaltı mı ediyoruz belli değil ama ortaya karışık Hepsi çıktık bir arada. dışarıya. Aynen öyle. Aa, şey, saman balyası değil mi? Doldurmuşlar ama ne Tam kadar şimdi çok saman doldurmuşlar. şey zamanı. Nasıl? Tam şimdi saman ot biçme zamanı. Evet, biz nereye gidiyoruz? Şeye, Korucuk Pazarı'na. Annem dün dedi ki yarın Korucuk Pazarı'na gidelim mi? Bamya alacağım dedi. Tabii siz... Yeşillik falan alırız. Günaydın be tatlım. Günaydın Gösterebiliyor musun? Bilmiyorum ki. herkese. Dün dedi ki işte bamya alalım. Korucuk Pazarı'na gidelim. Olur anne dedim. Tabii Sami Bey sabah namaza okunuyordu. Şey, sabah ezanı okunuyordu. Sami de ayaktaydı. Evladım, senin zorun ne o kadar uykusuz durmak? Evladım. Evladım, niye bu kadar geç yatıyorsun? Evlatçığım. Ondan sonra anne dedim, aradım, sabah mesaj atmış annem, tabii aramamış biz uyanmayalım diye. Aradım anne dedim, Sami çok geç yattı derken tabii Sami hemen yandan duydu. Gideriz 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 dedim. Çıktık, Korucuk Pazarı'na gidiyoruz. Ümrü Sultan'ı götürüyoruz. Oradan da Serdivan AVM'ye gideceğiz. Onun da nedeni, Öykücüğüm hiçbir şey istemez böyle. Bugün gruba şey yazmış. Anne çok güzel portakal böyle şeklinde bir sıvı sabunluk. Buna bayıldım demiş. Şimdi onu heves etti, istedi diye dedim ki oradan yakın anneme 2 dakikada geçelim. Öykü'ye de o sıvı sabunluğu alalım, sonra döneriz. Sonra bugünkü planlar neler anne? Dur bakayım, gösteriyor muyum? Gösteriyorum. Heh. Yakından göstermiyor. Çok böyle kapkara çekiyorum beni. Bugünkü planlar pazara gideceğiz işte. Hayır, öğleden sonra bebek görmeye yani gideceğiz. Bebek görmeye, dayımın kızının bebeği oldu. Oraya gideceğiz. Yengemlerin hemen yanında, Nilgün'ün yanında yani. Oraya gideceğiz. Onlara gideceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Böyle yani çıktık sabah serininde. İki taraftan da camı açtılar. Beyler, atlara paşalar. Ay evet, atları gösteremedim, geçtik. Neyse, buralar hep çiftlik zaten. Daha önce göstermiştim size. Buraları hiç tutulup yani tutulmuyordu bu yerler var ya. Hiç böyle yani al bedava verirdiler eskiden bundan 40 sene önce. Aha, alan yaşadı şu an. Ondan sonra evet, hele de depremden sonra daha da değerlendi. Şimdi burasını hep böyle İstanbullular, mesela bir gazeteci, ne ismini söyleyemeyeceğim ama şimdi gazetecinin bir de bir tiyatrocu, bak onu da söyleyemeyeceğim adını. Ben çok de ünlü bir bilmiyorum. Tiyatrocu. Ben de bilmiyorum. Onların hep burada villaları var. Buraları hep İstanbullular, yabancılar hep aldı. Burada böyle at çiftlik çiftlikleri yapıyorlar. yaptılar. Bazısı da böyle güzel cevizlik yaptı. Villalar yaptı, lavanta üretimi havuzlar. yaptılar. He, aynen öyle. Buraları şimdi hep İstanbulluların oldu. Yani bizim köyün çıkışı burası bu arada. Bizimkiler bizim birer köy. Daireye kandılar yani, verdiler bu kadar yerleri. Evet, ne yazık ki işte yer buralarda satılırken. Dereler var, dağlar var. Bak çok güzel, bak ne çok kadar çok güzel. Harika yerler ama annem dediği gibi işte yer satılırken biraz da fazla para verince insanlar hemen aslında satıyor. Bak Akmeşe'den buranın yerleşimi daha güzel. Baksana şu yerleşime. Ya burası Akmeşe Akmeşe zaten çıkışı. Bayırlı Tepeli. Yani Akmeşe'nin dışı yani. Çıkışı. Bak buralar ne kadar güzel. Dereli. Gözlük. Buraya gel konuş işte. Burada yerleş. Ne kadar güzel. Dereler var. Ne güzel ekmeğe. Tarlalar geniş geniş. Ama artık zaten buralardan ya hem yer yok. Yani satan da mümkün çok değil, çok çok yüksek fiyatlar yani, inanılmaz. Yol kenarında indik. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi şurada köprü var bakın. Buradan BİM'e gidiyorduk hep annemle, biliyorsunuz. Hep bu kenarlar gelincikti. Anneme dedim ki bu gelinciklerden acaba tohum alıp böyle bahçeme atsam, seneye bu zamanda hani benim bahçemde de bir sürü gelincik çıkar mı? Çıkar tabii dedi. Sonra annem dedi ki bak unutmayalım, köprüyü geçince hemen yanda gelincikler, kuruyunca o ayda gelip burada toplarız dedi. Şimdi bugün aklımıza geldi geçerken, ha dedik, gelincikleri toplayalım. Bakın
Şöyle elimde de var, şöyle göstereyim. Sanki üzerlerinde bakar mısınız? Ahşap var gibi. Öyle güzel kurumuşlar. Şöyle yapayım. Tam da zamanında gelmiş. Değil mi? Bazıları böyle delikli. Hani böyle kurt gibi bir şeyler olmuş ama. Böyle ince ince böcekler çıkıyor. Ama annem bir şey olmaz diyor. Yani böyle topluyoruz bakın. Bak elimde böceklerden var. Bunları toplayacağız. Allah nasip ederse seneye diyorum ki Mayıs benim doğum günüm. Mayıs'ta gelincikler açmış oluyor. Yani Mart gibi falan atabiliriz ki bence şimdiden atılır bunlar anne. Bakarsın, bakın gelincikler hala içinde varsa mı görüyor musun? Buluyorsun ya. Efendim? Suladığın için çıkar bakarsın. Bunlar şimdi dökülse de sularmadığı için bitmez. O zaman Mart gibi mi atayım diyorsun? Ya domateslerin kökleri çıkınca atarsın. Tamam öyle yaparım. İnşallah seneye bu aylarda yani Mayıs, Nisan sonu Mayıs gibi böyle bahçemde bir sürü gelincik olur. Sizlere de fikir olsun. Bu dönemde her yerde bulabilirsiniz. Ama ne tohum ne tohum. Ay çok kurt var ama. Bana gene bir tane çıkmadı. Anneciğim görmüyorsun. Baksana Sami. Bak elimin ucunda bak. Bak 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 bir sürü nerede geziyor. Şey? Bak gör bak. Gördün mü? Kurt dediğime bakma. Şey küçük böcekler. Korucuk pazarına geldik. Zümrüt Sultan'ın meşhur sevdiği pazara. Ya burada daha çok böyle görmüşüm. Ama Korucuk gerçekten her bakımdan da çok gelişti. Kreşler açılmış buraya. Şimdi ona bakıyoruz. Caciyeler büyümüş. Kafeteryaları büyümüş. Daha güzel yapmışlar. Bak geç kalmadık anne. Pazar daha yeni açılıyor. Bakar köşede 5 tanesi 100 liraya mısır aldık. 5 tane 50 lira. 5 tane 50 lira evet. Ama anne bir hafta, geçen hafta değil ondan önceki hafta aldık. O zaman pahalı olabilir. Patlıcan 15. Pembe domates 20 liraymış. Kayısı 30 lira. 10 lira. Karadağın 10 lira. Nane 10 lira. Erik alın 30 lira. 30 yarma erik. Çilek ne kadar Fikret amca? 80. 80. Ayvalık zeytinyağı 600 lira. 5 litresi. 5 litresi her yerde 1500 biliyorum. Bu yağ herhalde fabrikasyon diye ucuz. Bilemedim. Şuna baksana anne ne güzel. Yuvarlak yuvarlak olanı. Şunlar sanki naylonlu değil gibi geldi ama. Naylon değilse hemen alır. Ne kadar tülbentler? 60 lira. Anne bu naylon nasıl değil? Naylon. Ben bile onu hissettim. Ben artık annemi ala ala en ufak bir naylon belirtisini hissediyorum. Yarım kilo 40 lira bak. Kiraz var. Kiraz var anne. Bu ne kadar büyük. Çok güzel. He, sepetini güzel yapmışlar. Buraya pazar yapılır mı acaba? Bu tezgah gelmemiş bu hafta. Buradaki tezgah. Şimdi annem orada domates, pembe domates falan bir şeyler alıyor. Hemen karşıda da şok var. Oraya gireyim dedim ben. Çok sıcak. Azıcık içeride serinleyeyim. Burası çıkışmış. Hem bakayım şok bizim orada yok. Gerçi şok da açılıyormuş Akmeşe'ye. Şimdi şeyi yapımı böyle demir, şey çelik şeklinde sanırım yapılıyormuş. Terliklerle tatilde gibi geziyoruz şapkalarla. Aktüelleri buradaymış. Bunlar bir pahmetin değil mi? Evet. Bu tarz şeyler aslında buzdolabında benim çok işime yarıyor ama biraz daha yüksek istiyorum. Böyle peynir zeytinlerimi koyuyorum. İki tane var. Rahat ediyorum. Bu neymiş? Ekmek kabı. Plastik. Masaya işte ekmek koymak için. Şöyle çok büyük bir emeğe tencere var. 24 santimlik. Bayağı büyük. Ama renkleri çok güzel. Böyle o bayağı da ağır. Gold şeyleri, sapları. Balık tavası. Bu 600 liraymış bu arada tencere emeğe.
Cezveler. Ben Şok'ta her zaman bir şey bulamıyorum. Bilmiyorum ya, sürekli gitmediğim için mi? Bu neymiş? Popcorn. Kadarmış. Sunum tahtası 200 lira yazmıyor. Le Paris. Le Paris, Le Paris, Le Paris. Yazmıyor. Fiyatı. Neyse. Şurada silikon böyle şeyi. Fırçasını. Şöyle bakın, şuraya oturuyor. Şöyle yine lacivert şeyi var. Pardon. Şöyle emeye çapa 16 derinlik 6 diyor. Böyle sosluk var. Şunlar çok güzel. Küçük pembesi var, yeşili var. Kesme tahtaları şöyle hemen kesip şöyle koymak için, ama plastik de içime el vermiyor. O yüzden plastik alamıyorum şeyde. Şu güzel, bakın. İçinde sebzelerinizi suya dolduruyorsunuz. Yani sebzeleri koyduktan sonra su dolduruyorsunuz. İşte sirkeli suda bekletiyoruz ya. Sonrasında mesela bakın, buradan bunu açtığınızda lavabonun içine suyu süzülüyor. İçindeki su gidiyor. İstediğiniz zaman da bakın şöyle kapatabileceğiniz tek elle. Şöyle işte kesme tahtası olarak da kullanabilirsiniz diyor. Tabii bunu kullanmam ben de. Şöyle katlanıyor yani şöyle. Benim çamaşırlığım, çamaşır sepetim böyle katlanıyor. Onlar gibi. İşte yer tutmaması için. Katlanır kesim panosu diyor. Bence kesim panosundan çok sebze yıkamak için, işte böyle leğen gibi kullanmak için güzel. Ne kadarmış? 109 lira. Bir tane şey aldım. Ponza taşı aldım. Aa, şeyden var. IKEA'da olan. Bundan IKEA'dan ablam almıştı. Bana da al dedi. Yok abla, gerek yok dedim, ama gerçekten o kadar kullanışlıymış ki. Herhangi bir kabın üzerine, mesela şuna deneyelim mi? Olacak mı buradaki de IKEA'daki gibi mi? Şöyle silikon bir kapak bu. Aa, küçük geliyor. Bir dakika, şunu yapalım. Buna da olmadı. Bu ne oldu mesela? Yapabildim. Bakın böyle vakumuyla tutuyorsunuz. Yani kabı kaldırabiliyorsunuz şeyden. Öyle güzel vakumluyor bu silikon. Olmadı. Cık, bu demek iyi değil arkadaşlar. Bırakıyoruz bunu. IKEA'dan alıyoruz. Bunlar neymiş? Böyle sosluklar. Bu da demlik. Lila rengi mi diye baktım ama değildir. Bu da kamp duşu. Bakın böyle. Bizim karavan duşu var yani. Banyosu var da. Ama dışarıda da böyle hani bazen karavanla hani kalabalık gittiğimizde dışarıda duş almak isteyenler için iyi olabilir. Hani duş sırası beklemektense, zaten bunun içine suyu dolduruyorsunuz. Birkaç saate sıcacık oluyor yani. Hatta kaynar su gibi oluyor. Çünkü bizde katlanan bidon var. O şekilde ona koyuyorduk. Bir şeyi aldım. Şu Activia yoğurdumu aldım. Bir de şu ayak törpüsünü aldık. Şimdi pazardan çıkıyoruz. Serdivan AVM'ye geçeceğiz buradan. Çok sıcak da başladı zaten. Nasıl? Domates 25 lira. En pahalısı, en iyisi 35 lira. Uygun diyorsun. Yani 50 lira, 60 liraydı şeyden. Bak anne, semizotu şey. O doğal olan semizotundan aslında. En güzeli o işte. Vallahi. İnanır mısınız? Üzerimde eşortman. Gri eşortman. Üzerimde siyah bir ev tişörtüm. Altımda terliğim. Şu kafamda şapkam. Sami de aynı şekilde böyle Serdivan AVM'ye de geldik. Pazara gittik, bir de buraya geldik. Anne, bugün sen bizden şıksın. Sami de bize baksana. Vallahi ev bahçede ben geziyor gibi. Ama hiç önemli değil, ne yapalım. Rahatımıza bakalım bu sıcakta. Ay ne güzeller. Ben de bu serisine bakıyordum. Şu balıktan kaselerin güzelliğine bakın. Aa, bu da güzel. Anne, bu da çok hoş. Baksana. Balık şeklinde. Ne kadara düşüyor? 550'den %70 indirim. 550'si 165 lira. 165 lira. Bunun fiyatına bakalım. Şurada yazıyor. 1000 liraymış bu. İstiyorsan bakarız. Sen bilirsin.
Aa, bu çok güzelmiş. Bu 1000 liradan kaça düşüyor? 300'e falan sanırım değil mi? Hani masaya koyduğunda böyle bak balık şeklinde oluyor. Güzel. Bak bir de şöyle var. Bak gel bunu. Bu da ikili tabağı böyle. Birleştiğinde balık gibi oluyor. Neyse şu öyküşümün şeylerini sıvı sabununa bakalım da. Gerçi Aytuş da istemiş. Aytuş'a da alacağım bir tane. İkisine sürpriz yapayım. Şimdi hiç alacağımdan haberleri yok. Madame Coco'da %70 devam ediyor. Pikelerde. Aa, bu arada kumsalın... Ay ne oldu? Ayağımı sancı. Kumsalın yatak örtüsünün tek yastığı çıkmadı ya hani. Aradım semboldeki şeyi. Madame Coco'yu. Sizi hatırlıyorum hanımefendi. Hiç sıkıntı değil. Ayırıyorum hemen. Geldiğinizde alırsınız dedi. De pazartesi işe gittiğimde alacağım. Şeyi de yıkadım. Yatak örtüsünü de yıkadım. Kurutma makinesine attım. Bir arkadaşımız bugün demiş ki kurutma makinesinde kırışmıyor mu? Hiç kırışmıyor. Yani hiçbir şey olmadı. Yumuşacık böyle hiçbir yerinde kırışıklık olmadı. Çünkü kumaş olarak da güzel. Evet şu kısımdaymış. Espeki home tarafı. Bunları daha önce de ben çok beğenmiştim. Ne kadar güzel fırın kabı değil mi? Biri büyük, biri böyle küçük. Çok güzel ama. Ay inşallah kızların sabunluğunu bulurum ya. Çok üzülürüm yani buraya sırf onları mutlu etmek için geldim. Bulamazsam. Şunlara bakın çilekli, kirazlı su bardakları. Meşrubat bardakları. Dörtlüymüş. Limonlu var ve ananaslı da var içinde. Fiyat olarak da 150 lira. İyi. 4 tane bardak indirime girmiş 250'den. 200'e düşmüş. Şimdi 150 liraya düşmüş. Evet. Şunlar da güzel. Çok hoş. Bu ikili ne kadarmış? Şunu şöyle koyalım da kırılmasın. İkili fiyatı 250 lira. Şöyle. Bu da böyle. İki tane buldun şöyle mu? Balıklı. Annemi buldun mu? Ben buldum, sen buldun. Ben bulamadım. Sabununu sorabilir misin Sami? Ben de çekim yapıyorum arkadaşlarım için. Portakal şeklinde sabunumuz var. Ay evet. Ay çok sevinecek kızlar. Çok sevinecekler. Ne kadara düşmüş? Bu düşmüş mü ya da? Ha 200 lira. Bunda indirim yok. Tamam Sami'cim iki tane alalım. Şöyle. Hiç öykü beklemiyor. Şu an bizi pazara gittik sadece biliyor. Anne buldum. Zaten gelirken baktım stok 7 tane görünüyordu. 3, 4, 5, 6, 7. Evet doğru. 7 tane var. Ha, ama biz BİM'den almıştık ya anne. Bakayım o tarafa da bakmamıştım. Bir de o tarafa bakayım. Ha, büyük bardaklar, su bardakları. Şu şey de senle, ayıcık Teddy de senle. Tepsisi var, havlusu var. Hediyelik ne kadar güzel alınabilir. Ben şu fincanları çok beğendim geçen sefer. Ha, etekli mayo. Bak anne şu üçlüyü beğenmiştim. Sonra karar veremedim. Şöyle çıkarayım bir bak. Şöyle iç içe koyuyorsun. Niye iç içe koyuyorsun onları? Yani böyle dolabında böyle tutuyorsun. Hatta şunu ortaya koy şöyle. Ay göstermiyormuşum ki size. Şöyle bak nasıl? Üçlü kahve fincanı. Fiyatı? Çok tatlı. Fiyatına bakalım. Fiyatı 300 lira. Aa bu daha ucuzdu biliyor musun? Bu şimdi alınmaz. Bu daha indirimdeydi sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Bak burada portakallar. 6 saniye ödemeye geçti. Şurada. Bak, biri bu desen. Biri... Farklı mı yapsın? Aha, farklı. Biri yeşil. Bak şöyle göstereyim. Kutuda şöyle göstereyim. Şöyle üçlü. Bunlar da böyle cam bardaklar. Ne kadarmış? Üçlü halde 200 lira. İyi, gerçekten iyi. 200 lira bu bardaklar bayağı da büyük yani bilim olarak. Bunlar çok güzel. Ne kırılır ne görülür. Onlardan ben sana veririm. Var benim öyle metal. BİM'den aldığım limon desenli. Ama bu güzel. Sen bu deseni mi istiyorsun? Hayır, istemiyorum da baksana güzel yani. Alayım ondan sana hadi. Hayır, kalabalık istemiyorum. Ha bak şimdi hem kalabalık istemiyor. Bak o bardağın örtüsünü bile yapmışlar anne.
takım. Yani bir sürü şeyin birbirine konsept yapılabiliyor. İngiliz ama geldik. Burada da balıklı şeyler. Ama müzik de var. Çok fazla da çeker. Ben onları da takım yapacağım anne nasipse. Onlar da aklımda. Baksana dondurmalıklara. Ay çok güzel dondurmalıklarım vardı benim böyle. Dondurma külahı şeklinde. Aman düşürüyordum valla. Onları bulamıyorum biliyor musunuz? Şimdi kışın önüme çıkar. Yazın bulamam. Şunlar 600 lira. İşte kaça geliyor? Neyse bunları bir sorayım bu tabakları. Bak bunu çek aynısını yapayım sana diyor. Ama gerçekten yaparsın anne. Ne var bunda değil mi? Kağıt ipten. Kağıt. Kağıt ip. Ay telif yiyeceğim vallahi buralarda. Efendim. Geçen geldiğinde ablam da bunlara baktı. Aa vallahi ben bunları örerim dedi gitti. Bu da çok güzel. Şey top. Dümdüz örmüş. Aa bardaklara bakar mısınız? Ne kadar ilginç. Şöyle göstereyim. Tutma yeri de camdan. Sanki lamba var. Beğenmedim ama. Şunlar güzel. Şu güzelmiş. Bak. Şu zarif bir bardak. Güzel. Çok kaba ama hayır, güzel. O koyu çok. Hayır bunu şekil olarak çok güzel anneciğim. Kulp olarak şekil güzel. Şekil güzel de renk. Ha, renk koyu evet. Grisi var. İndirim var ya şimdi buraları talan ediyorlar. Mavi de var. Ha, gelincik gibi anne. Çok güzel. Evet, hepsi gelincik gibi yapılmış tabakların şekilleri. Ay ne güzel. Bilseydim öbürlerini almazdım. Ay şahane aldım. Ama çok beğendim. Bunlar ne kadar acaba? Çok. Bu kadar güzel gold hiç görmemiştim. Ben güzel geldiğimde alırım. Baksana gold'un güzelliğini. Bir daha söyle anne. Ben bunları gelip alıyorum. Alalım bugün diyorum. Yok, babanla geleceğim diyor. Babana diyor bunları altılı takım yaptıracağım diyor. Çok güzel. Bayıldı. Güzel gerçekten çok şık. Ben bu kadar güzel gold hiç görmemiştim. Yani detayı çok güzel. Yine burada bildiğiniz şeyler zaten. Bu ne kadara düşüyormuş? 2000 liraya düşüyor bu da. Ayaklı. Bakayım. Yani onlar da beğeniyorum. Onlar da güzel ama çok var artık onlar. Şunlar diyor. Ben yemek takımı alırken vardı diyor da. Hani bu her yerde artık olabilecek takımdan. Annemin aldıkları güzel. Ama anne senin onlar porselen. Bunlar cam. Yani ikisi farklı konseptler olacak. Alacağım diyor. Baksanıza şunlar da ne kadar güzel etnik. Allah'ım siz hele şuna bakın. Kuyruğunu pembe boyamışlar. Ayaklarını da pembe boyamışlar. Ay lady gel kızım. Gel zincir var boynunda da. Mia. 650. Gel. Baksanıza gold zincirler boynunda. Pardon. Ya ne halim. Şu kolonları ne güzel yapmışlar. Değişiyor akvaryumlar. Nasıl? Bana nasıl geliyor? Bak peşine geliyor anne. Gel Mia. Sahibini bırakmıyoruz. Ay çok güzel çiçekler aldım kendime. Size göstereceğim gidince. Ne zamandır İngiliz yolunda arıyordum ben onları. Hep bir rengi oluyordu. İkinci rengini bulamıyordum. Tek bir renk geliyordu. Bulunca hemen aldım. Şurada göstereyim hatta. Anne. Annem diyor ki yavrum bakar mısın elbisene bayıldım nereden aldın sen şunu tut bir de çantamı tut hayatım ben çiçeklerin bloğuma çekeyim bir dakika bekle beni bekle bakın kır çiçeklerini pembe aldım sarı aldım lila aldım ve beyaz aldım böyle çok güzeller camımın önü için bunları çok beğeniyordum şimdi cama koyunca da size yine gösteririm. Diyorum ya İngiliz ama geldiğimde hep bir rengi oluyordu. İki rengi oluyordu. Böyle bütün renklerini bulamıyordum. İyi denk geldi. Bu arada %50 artı %50 yani %75 indirimde. 370'e aldım sanırım 4 demetini. Evet böyle 4 demedi 370 liraydı. Şimdi güneşte daha güzel belli oldu. Uçuş o kadar güzeller ki sanki tarladan koparılmış kır çiçeği gibi duruyor. Şimdi yan tarafa büyük dayımın eşine Hayri yengemlere geldik. Berat'a bakar mısınız salıncağının orijinalliğine? Arkana yaslan Berat. Yaslan böyle tut böyle hadi güzel sallan bakalım. Ay bunu kesin bunu teyzesi yaptı. Beyza sen mi yaptın? Anne görüyorsun.
Annesi mi yaptı? Ay be Berna. Ustası olmuş. Buraya geldik bahçede. Dayımın öyle güzel ki keyfimiz. Annemin, dayısının torunu oluyor yani. Ama biz o kadar uzak görmüyoruz. Çok uzak oldu böyle anlatınca. Annemin dayısının torunu. Uzak değil, dayımın torunu. Zinet ablam da burada. Bu arada o da şeyden geldi. Cebeci'den, tatilden geldi hanımefendi. Biraz bronzlaştı. Yine geldi. Sıktı mı? Sıkmadı. Özledim çünkü evimi. Dur şu kamerim ayarlayayım. İşlerimiz aynı. Evet. Dur kamerim. Örgümü öremediğim için canım darlardı orada. Niye örebilirdin sahilde? Ne güzel. Ya orada sahilde nasıl öreyim şimdi? Sıcakta keyif yapıyorsun. O örer her yerde. Örer de o yüzden. Örerim Gap'a de, gidiyorduk otobüste. Giderken ablamla ikisinden başka el örgüsü ören yoktu. Aynen. Şimdi bu tarafı arkayı göstermiyorum. Beyza'la Berna müsait değiller. Okay. En orijinali. Bakın şu sobayı göstermek istiyorum. En güzel görüntü. Bir de yanına oturmuşum saf gibi. Diyorum ki ay niye ben böyle terliyorum diyorum. Esiyor da ama diyorum. Meğer sobanın yanına oturmuşum. Bakın şu çaydanlık. Beyza bu düdüklü değil mi? O şimdi bir tarafından çay yapıyor. Diğer tarafından da su. Ha, bu o böyle düdüğü değil mi bu? Ötüyor mu? Kaynayınca. Ay buradan çay buradan şey pardon buradan çay sanırım. Evet. Ucundan belli. Buradan su. Burada da bakın yengemden söyledim tabii. Yabancı değil o da. Burada da bakın güveçte. Ay kameramı ayarlayamam. Güveçte şey var. Kuru fasulye. Oh ne güzel kaynıyor fokur fokur. Bunun tadı var ya. Asla şeyde olmaz. Aygazda olmaz. Güğüm de orada olmazsa olmaz sobaların üzerinde. Böyle dışarıda bahçede sobalarını yakmışlar. Ne güzel yemek pişiriliyor. Böyle yani sohbet muhabbet efendim. Bak benim anneannemin yani benim annemin tek arkadaşı komşusu bu kaldı. Ayrıca da dayımın kayınvalidesi ama yani yıllardır komşuydular. Şimdi bakın sonra şöyle anlatayım. Sonra dayım aldı. Şurası yani dayımların evi. Ay ben bu kameramda bir aya oldu. Şurası dayımların evi. Yan tarafta düz duvarı gösteriyorum ya. Benim bahçeme bakıyor bu yan benim tarafı. Benim ev şurada. Burası işte dayımların evi. Anneannemle arkadaşlarmış. Ben sonra da çok iyi geçindik diyorlar. Çok. O kadar iyi geçindik ki. O kadar oluyor. Allah rahmet eylesin. Sonra da dünür oldular yani. Aha, dünür sayılırlar tabi. Oğlan kardeşiyle kızı evlenmiş. He, aynen yengemin annesi Cemil abla. Ondan sonra Selim yenge işte komşular. Uç bakalım uç Berat. Ay utandı. Öyle yani ben şimdi görünce bunu anamı görmüş gibi olayım anneciğim. Tabi onların kızar. Ağlamak yok ağlamak yok. Geçen gün balkondan çekmiştim ya. Selim yenge bana diyordu ya ah sen ne yapıyorsun öyle çok şeyler biliyorsun diye. İşte o uzaktan bu, görmüştünüz. Bunu becermek de iş. Evet iş yok yok o kadar iş değil de. İş ben beceremem. Hani iş. Diyor sen diyor duvara yansıt bakayım izleyeyim onu diyor nasıl film çeviriyorsun sen diyor. Yani bir kere de bakalım izleyelim. Ben Sami geçen akşam taktı benim videomu ama kısa sürdü. Bir akşam sadece Vlog'u oradan açarız oradan aynen, izleriz. Aynen. Duvarda izleriz. Bunlar İzmit'te duruyorlar da yazları geliyorlar bir ay iki ay böyle yazlık gibi. Evet yazın geliyorlar. Orada kalıyorlar. Evet. Çünkü şeyin dayımın yani hanımı rahmetlinin hanımı da kızları var orada torunları var. Tabii İzmit'e de bağlı oluyor kızlar bağlı. Orada olunca. Şimdi kızlar da burada hep birlikte oturuyoruz işte böyle bahçede serin serin. Hayriye yengene bak sobanın başında yapalım. Ama Hayriye yengemin önü açık şimdi. Ha şöyle arkadan çekeyim. Baksana yenge diyorum ki o fasulyenin tadı hiçbir şey de olmaz. Baktın mı? Evet fıkır fıkır kaynıyor ne güzel. Aygaz'ın yeri başka bu yüzü ne başka? Tabii canım. Toprak tencere mi? Toprak toprak. Bak kuru fasulye. İçine de biber mi attın ha salçası? Yok yok. Çok güzel bir de çömlekte hem bak, sobanın bak. Üzerinde. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi bir de bir yağmur yağsa tam olur yenge. Tam kuru fasulye yapasın. Vallahi Nilgün bu mahalleyi şenlendirdi. İyi ki geldin ev yaptın. Ay Allah razı olsun yengecim. Vallahi ben de çok seviyorum bu mahalleyi. Eski resimlere bakıyoruz. Şimdi yanımda ablam var. Onun orada saçı açık olduğu için şöyle kapattım. Ama kendimi odaklayamıyorum ki. Evet şimdi bakın Beyza bunda demlerken göstereyim dedim. Şimdi buraya çayını koyuyorsun. Su koyuyoruz. Buradan çayı akıyor. Beyza nasıl alt haznesi alt su. Haznesi böyle. Tamam üstünde çayı. Buradan da yeteri kadar bak duman çıkacak. Çıkıyor. Bak, kaynadığını gösteriyor. Şimdi çay demleyeceğiz. Ay bunun çayı da güzel olur. Acaba artık satılıyor mu bunlar Beyza? Vallahi bilmiyorum onu
babam, yani babam hiç bulunmayan mı bulur yani? Bulur, diri olayım. Allah rahmet eylesin. Hep orijinal şeyleri. Hayatımda ilk defa çekirdeksiz karpuzu babamda yemiştim. Getirmişti dayım buraya. Küçüktüm. Şimdi yengemin albümleri bakarken dedi ki bak bunda netsin, bunu sen al dedi. Baksana şuna, köye gelmişiz o zaman karda. Böyle hep birlikte resim çekilmişiz. Örgüleri giymişim. Örgü elbise mi o? Alt üst mü artık? Sarı sarı. Kırmızı da yelek var üzerimde. Ay ne bir mazlummuşum kız ben. Aa vallahi çok şu an kendimi acıdım. İnan ki kendimi acıdım. Çok üzüldüm. Çok mazlumdur. Şurada da oynuyoruz bakın karda. Yine şu sarılı ben. Beyza, Önder. İşte diş hekimi diyorum ya kuzenim. Gidiyorum sürekli işte. Önder'in küçüklüğü. Burada da ben. Yine elime çiçekleri almışım. Gelinin önüne geçmişim Zinet abla. Poz vermişim. Gelin kızı Mehtap. Mehtap yengenin. Nasıl çiçek, o canlı çiçek mi? Bilmiyorum ki, elime almışım. Fatma'da da var, baksana eline. Evet, onları kapattım şimdi. Saçları açık diye. Şurada da şu kareli görüyor musunuz? Ama netleyemiyorum ki. Kareli bir elbise giymişim. Siyah beyaz. Beyaz kilotlu çorap. Aa bak, Türkan abla yazmış. Bak. Bak, ne kadar güzel görünüyor. Şu çeşmenin orijinalliğine bak. Böyle bir kütüğün önüne monte etmişler onu herhalde. Burada şey var. Bakırdan bardak var. Ay ne güzel bir çeşme. Yüzümü yıkadım vallahi özendiğimden çeşmeye. Ay ortancalarına bakın yengemin. Ay ne güzel. Fatma yengem de şurada namaz kıldı da. Tesbih çekiyor herhalde. Ay ortancaları nasıl güzel. Annem bundan filiz kopardı. Bakayım bana tutturabilecek mi mavisinden. Çok güzeller. Buradan da alt tarafı aşağı bahçe iniliyor. Yengemlerin bahçeli sınır alt tarafı. Çok güzel ama yengemlerin bahçe de çok böyle korunaklı. Ay şarjım da bitiyor. Şimdi kalktık gidiyoruz. Şöyle ön bahçeyi de size göstereyim dedi. Şımarık. Şımarık da bizim de. Günaydın. Herkese bir İzmit sabahından hayırlı günler diliyorum. İşe geldik. Saat şu an tam 10.01. Kumsalı sınava bıraktık. Ay bu hafta hep sınavları var. Allah'ın izniyle inşallah güzel geçer. Bayramı anlamadı çocuk gerçekten. Çoğu çocuk öyle oldu. Sınavlara hazırlanırken bayram nasıl geçti anlamadı. Ama olsun, inşallah bu hafta güzel geçer sınava giren bütün öğrencilerimizin sınavları. Şimdi Sami beni bıraktı. Otoparka geçti. Önce kumsalı bıraktık. Ondan sonra beni bıraktı. Otoparka geçti. Şimdi ben dükkanı açacağım. Anahtarları ben aldım. Sakin. Saat erken saat olduğu için de biraz daha sakin. Saat kaç? Şimdi Sami'ye soracağım. Sami de simit almaya çıktı. Anca fırsatım oldu biliyor musunuz? Kamerayı açmak için. Biriken işler, gelen giden, düğün sezonu başladı. Şimdi gelinlerimiz geliyor. Bugün çok tatlı bir gelinle tanıştım. Annesi doktormuş. Kendisi de psikolog. Benden gelin takılarını aldılar. Bakın. Afiyet olsun, ben gidiyorum. Benden gelin takılarını aldılar. Bu incili kukur kolye ve bilekliği aldı. O kadar güzel, su gibi bir genç böyle, yeni psikolog. Biraz da şimdi kumsaldan hassas olduğum için, yani böyle bu tarz işte psikoloji okuyan psikolog böyle benim dikkatimi çekiyor. Biraz sohbet ettik falan. Çok sevdim kendilerini de. İşte böyle gelin düğün dönemleri başladı. İşte abiyelerin üzerine takı alanlar, gelinler geliyor falan. Saat kaç oldu? Bak Sami'ye soracaktım, şimdi unuttum. Saat bir kere 3-3.30 var, kesin var. Ben daha diyorum hiç ne, kamerayı elime aldım. Bir story attım. Şu yüzüğümü Instagram'a story olarak attım. O da şarjım %1'di. Bugün dedim hiç dükkana geldim story atmadım. Bir sabah atmıştım ayçiçeklerinle Akmeşe'den gelirken. Neyse, size konuşurken şeye geldik bile. İngilizce sokağına geldik. Şimdi dün sabah telefon çalıyor. Dün sabah, neyse ben sonra açayım telefonu şimdi. Dün sabah annemle İngilizce şoma gittiğimizde orada bir gelincik desenli cam tabak yemek takım beğenmişti. Sonra onlar akşam babamla İzmit'e gittiler. Yemeğe gitti ikisi. Orada bakmış İngiliz şoma kalmamış. Dedi ki bana bugün çarşıdakine bakar mısın?
bakarım dedim. Şimdi anneme o İngiliz ondan o yemek takımını almaya gidiyorum. Neyse ben çok çaldı açayım. İngiliz ondan geldim. Daha doğrusu Sami beni karşılamaya geldi. Poşetleri alayım dedi. Sonra geldi. Sonra da dedi ki nasıl olsa akşamları buradan geçiyoruz. Poşeti buraya bırakalım dedi. Sonra bıraktım. Sami gitti. Ben biraz daha baktım İngiliz ona 5-10 dakika. Dükkana geldim. Sonra 3 kişi vardı. Bir yani 2 kişisi, 1 kişi ayrı, 1 kişi çiftti. Ve tek taş istiyorlarmış bayan için. Yani sevgilisi için sanırım beyefendi yanında. Ama mavi kalp tek taş istiyoruz dedi. Şimdi Sami bundan en koyusunu seçti bayan. Şunu. Aquamarine. Şöyle göstereyim ama bir de odaklasın. İnşallah görebiliyorsunuzdur mavi kalp taşlar. Bunların hepsi böyle birbirine bakın. Ayrı ayrı paketli. Hepsi orijinal aquamarine taşlar. Şimdi Sami gümüş eritiyor. Bayana bundan tek taş şey yapacak. Kalp yüzük yapacak. Şimdi böyle ilk halini göstereyim dedim taş halini. Sonra bittiğinde de size göstereceğim. Şimdi taşı yapıştırdı fakat dokunamıyorum. Neyse çıkınca mı göstereyim. Daha sıkıştırmadı tırnaklarını. Şöyle monte etti. Yani şey yapıştırdı. Ama daha sıkıştırmadı. Bitsin, parlatsın. Size yine göstereceğim. 17.39. Ve ne kahvaltı ne öğlen hiçbir şey yemedim. İçimden de diyorum ki oh olsun sana ne gün. Bayramda öyle kaçırırsan şimdi onların cezasını çekersin. Sadece bakın şu karışık kuru meyveler var. İşte kuru üzüm, kayısı. Başka ne var bunda? Kuru incir. Ama kuru incirin namına çok az bir şey var içinde. Bundan birkaç tane ağzıma attım. O kadar yani. Başka hiçbir şey yemedim. Ve bugün çok yoruldum. Bakın yorgunluğum belli oluyordur. Bir insanın, bir esnafın siftahı nasıl başlarsa öyle devam eder diyorlar ya. Hakikaten ilk geldim bugün dükkana gelinlerle şey yaptım. Başladım. Yani gelin takılarıyla başladık. Hep gelinle ilgili gitti. Kayınvalide geldi, ona takı tasarladı kıyafetine. Bir gelin işte kukur kolye ve bileklik. Sabah bahsetmiştim sanırım. Annesi hekim, kendisi psikolog. Ondan sonra başka bir gelin. Sonra iki bayan geldi geline hediye almak için. En son şu inci bileklik. Yani böyle sade bu zaten, sade bir inci. Bunu tekrar işte şeye dizdik, inciye. Şu kilidi taktık, gemici düğümü. Şöyle. Yani bugün hep gelinden başladık. Gelinle gittik yani. Çok yoruldum ama gerçekten bugün ilk hala üç gün diye. Evet, hala da inci diziyor Sami. Başka bir gelin için. Yani diyorum ya hep gelin. Bugün herkes düğün hazırlıklarında. Yüzük bitti. Kalp yüzük bitti. Şöyle göstereyim. Odaklayabilirsem. Bir dakika. Şöyle önce kolunu göstereyim. Şöyle bakın. O kadar güzel bir kol yaptık Sami. Sonra da şu elime bir takayım. Şöyle bakın. Kalp şeklinde tek taşta. Bu parmağıma büyük geldi benim. O yüzden dönüyor. Ay açlıktan ellerim titriyor inanın. Şöyle kalp. Aquamarine. Gümüş. Tabii gümüş kalsın istedi bayan. İşte bazı bayan şey istiyor. Hani altın kaplayalım diyor. Şöyle göstereyim bir daha. Çok zarif ama çok güzel bir tek taş oldu. Parmağımda daha güzel görünüyor. Az evvel aşağıya indim lavaboya. Ellerimi yıkayayım dedim. Yani bugün o kadar yoğundum ki hep kolonya ile geçiştirdim. Bayana tebessüm ediyorum ve tanıdığım bir baya. O kadar ilginç ki insanlar tebessüm etmekten de artık korkuyorlar. Yani korkuyorlar dediğim, hani tebessüm etmek bile onlar için bir yorgunluk, bir iş ya da bir hani ne gerek var ya, bu kibiri anlamıyorum gerçekten ya. Hani tebessüm etmek o kadar basit bir şey ki,
hani nasıl bir söz var, tebessüm sadakadır diye, bir Müslümanın bir Müslümana ettiği tebessüm sadakadır diye bir cümle var. O benim söz cümle çok hoşuma gider, aşıktan da bir dilim dönmüyor. Ama insanlar artık bir tebessümü bile çok görüyorlar karşısındakine. Böyle bir kibir, böyle bir havalarda görünme çabası. Yani hepimiz insanız, bu kibir bana göre değil. Yani ne olacak? Bir insanı gördüğünde şöyle bir tebessüm etmek neyin zoru? Ne kadar zor olabilir ki? Çok değişik insanlar var. Bazen mütevazi oluyorum, ona da kızıyorum biliyor musunuz kendime? Yani çok mütevazi oluyorsun. Mütevaziliğinden karşındaki insan artık böyle seni aşağıda görmeye başlıyor. Hani zaten çok mütevazi. Yani hiçbir şekilde benden üstün olma çabası ya da bir üstün görünme durumu yok. İnsanlar sizin o mütevaziliğinizin karşısında kibir yapmaya başlıyor. Çok ilginç bir sürü insan türü var. Neyse, ben en son size İngiliz Home'da çektim sanırım. Annemi tabakları aldım. Orada bıraktık. Geçerken alacağım. Sonra bu vlogum ne kadar oldu onu da bilmiyorum ama kısa da olsa bu akşama yayınlamak istiyorum. Bu arada anneme en alt şeyi aldık. Servis tabağını. İçine de bir tane çorba kasesi bir. Ama biraz çorba kasesinden büyük bir boy. İsterse sade pasta servisinde alt servis kasesi tabağını kullanır. Dilediğinde de akşam yemeklerinde çorba ve yemek gibi ikili kullanır. Böyle inşallah güzel günlerde kullanır. Yine eve gidince açınca size göstereceğim Allah nasip ederse. Müşterim geldi, bu mavi yüzüğün sahibi. Bakılıyor, dükkanı karıştırdı galiba. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.